Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün kripto para piyasasının derleneceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun süredir defalarca kez uyardığımız yani bakın şurada e, gösterebilirim şuradan bakın. iki haftadır uyarıyormuşuz yani bu yükselişin sahte olduğunu, bu yükselişin düşünün çok fena olacağını. Üç gün önce keza yine bitcoin 12 bin dolara kadar düşebilir dikkatli olun düşüş başladı dedim. E, hani üç gün önce bitcoin neredeydi şöyle bir bakalım isterseniz. Ya 3 günde Bitcoin'in düştüğü yeri görüyorsunuz. 3 gün önce Bitcoin 24 bin dolardaymış. Şu an 21 bin 300 küsür dolarda ee, çok ciddi bir düşüş var. Ve buna rağmen yani bakın önceden uyarmamıza rağmen arkadaşlar dikkatli olun hacimsiz yükseliyor dememize rağmen. Ya o kadar fazla küfür hakaret içerikli yorum geldi ki. E, yani emin olun videoyu bir an kaldırasım geldi. E, buradan şunu söylüyorum hani bazılarına cevap verdim. Artık onu da yapmayacağım. Baktım yorum hakaret içeriyor nasıl diyeyim boş bir yorum. Direkt sileceğim ya da engelleyeceğim. Bunu şimdiden uyarayım. Yani ben bunu sadece YouTube'dan da yapmadım orada. Twitter'dan da yaptım. Twitter'dan da defalarca uyardım. Zaten 2 dakika önce de bir tweet paylaştım. Birisi çok fazla uyardı diye. 13 Ağustos'tan itibaren bakın şurada görüyorsunuz. Hacimsiz bir yükseliş var demişiz. Aşağı yönü flag var demişiz. RSI dengesinden bahsetmişiz. Düşüş gelebilir demişiz. Ve piyasalarla ayı olduğundan bahsetmişiz. E, ve beklediğim şekilde de düşüş geldi. Şaşırtıcı olmadı. Bizi dinleyen arkadaşlar yine short işlem açtı ve kazandı. E, biliyorsunuz bizim Bitget'te copy trade'imiz var. Copy trade'imizdeki kar oranımız da şu an itibariyle arkadaşlar arkadaşlar %25'e çoktan vardı. bu arada sadece 2x kullanıyoruz. 2x'in üstüne kesinlikle çıkmıyoruz. Sizler de katılmak için Twitter üzerinden katılabilirsiniz. Yani orada linkim var. O link üzerinden referans linkim üzerinden kayıt olabilirsiniz. Ya da kendiniz Bitget hesabınızı açıp oradan copy trade kısmına girip Berkefe benliği takip ederek beni takip etmiş olabilirsiniz. Ancak paranız Spot hesapta değil arkadaşlar. Vadeli hesapta olacak. Bunu söyleyeyim. Diğer türlü benim yaptığım işlemleri sizde yapmaz. Her neyse. Şimdi gelin isterseniz bir de videoya bakalım çünkü çok yorum geldi. Ee, hani ne olacak, devam mı edecek düşüş nereye gidiyoruz vesaire derken ben de bugün bunu değerlendirmek istiyorum. <laughs> Tamam hani beklediğimiz düşüş geldi. Burada takozumuz da vardı. O da aşağı yönü kırıldı. Takozumuz bu arada hedefine varmış. Bundan da bahsedelim ama bizim asıl tehlikemiz bu değildi. Şimdi asıl tehlikemizden bahsedeceğim birazcık daha. Gelin şöyle bir büyük çapta bakalım. İlk başta olay ne? Yani olay nedir? Neden düşüyoruz derseniz. Arkadaşlar şimdi ayıp piyasasındaydık. Ve biz yükseldiğimiz zaman genellikle hacim görmek isteriz. Burada hacim yoktu. Yani sahte yükseliş olduğu belliydi. Ve ciddi şekilde düştü. Şaşırtıcı olmayan şekilde. Halil ayı piyasasında olduğumuzu da ana trendin altında olmamızdan anlayabiliriz. Burada da baktığımız zaman arkadaşlar fırlak benzeri yani bayrak diye de adlandırabiliriz. Türkçesi öyle çevrilebilir. Ee, bayrak diye adlandırabileceğimiz e, bir formasyon vardı. Ve bu formasyonun arkadaşlar hedefi 12.000 küsür civarında. Denk geliyordu 12.200 olması lazım. Ben de bu sebepten arkadaşlar 12.000 gelebilir. Dikkat diye bir video çektim. Ee, i̇lk başta 12.000 nereden çıktı derseniz oradan çıktı. Bundan bahsedeyim. Ee, RSI'de de şöyle bir olay vardı. RSI'de altımızda bir destek vardı. RSI'deki altımızdaki destek kırıldı ki ben yine tweet attım bu kırıldığı zaman arkadaşlar bakın dikkatli olun RSI kırıldı diye. çünkü RSI fiyattan hızlı hareket eder. Ve gördüğünüz şekilde RSI'de de bir düşüş gördük. Ancak RSI dibi görmedi. Yani 20 seviyelerine kadar düşer diye düşünüyorum. Hani bazı arkadaşlar şunu söylemiş. Bir duraklamaya da geri çekilme olur mu? Ya ben sanmıyorum arkadaşlar. Ben buradakine benzer şöyle hızlı bir düşüş olacağını ee, düşünüyorum bence yarın da negatif bir mum göreceğiz. Ee, çünkü bakın burada da mesela şu an mesela 35 45 seviyesinde RSI'miz Bakın şurada 33'e düştüğü zaman bile ertesi gün mesela %15'lik devasa bir mum yakmışız. 15 buçukluk hatta. Eksi mum yakmışız. Ya bu sebepten arkadaşlar ben öyle bir düşüncede değilim. Ben düşeceğini düşünüyorum yani duracağını düşünmüyorum. E, düşmemiz için de ilk başta altımızda oluşan bir destek var. O desteği ise bir vereyim. Hani bu destekten sekme ihtimalimiz de var elbette. O desteğimizde günlük bazda söylüyorum 20.875 seviyesine denk geliyor. 20.875 seviyesini aşağı yönlü kırabilirsek yani aşağı yönlü hacimli bir mum kapanışı yapabilirsek e, bilin ki arkadaşlar 12.000 dolar bizi bekliyor. Ancak mum kapanışı yapamazsak oradan hafif bir tepki alabiliriz. Zaten öyle bir durumda da ilerleyen süreçlere bakarız. Ona göre pozisyon alırız. Ancak şu an baktığımız zaman düşüş gibi duruyor ki Mekke'ye baktığım zaman da de satış vermişti ee, onu zaten gösterme gereği bile duymuyorum ee, ethereum'a bakmayacağım bitcoin dominansına bakacağım şimdi bu bitcoin dominansına bakma sebebim de şu arkadaşlar fark ettiyseniz bitcoin düşüyor bitcoin dominansı da düşüyor bunun sebebi ne biliyorsunuz bitcoin az çıkmasına rağmen yani tamam çıktı 22.000'den 25.000'e geldi ama Ethereum'da biz devasa bir çıkış gördük. 2 iki yaptı. Keza Avax'da da öyle. Yani 12-13 dolarlardan 23-24 dolarlar hatta 30 dolarlara kadar çıktığını gördük. E, bu sebepten altcoin'ler hızlı çıkmıştı. E, şimdi hızlı düşüyorlar. Daha doğrusu düşmeleri gerekiyor. Ben bu sebepten sizleri uyaracağım. E, bakın Bitcoin dominansı hala de Ve Bitcoin düşmeye başladığı zaman %48 seviyesindeymiş bu dominans. Şu an Bitcoin dominansının tekrardan %48 seviyesine çıkması demek altcoin'lerin arkadaşlar tabiri caizse ölmesi demek. Ha bu şu da olabilir. Mesela 12 bin dolara kadar düşeriz. O zamana kadar Bitcoin dominansı da düşebilir. 12 bin dolardan sonra Bitcoin çıkar. Altcoin'ler ilk başta çıkmaz. Ee, o sürede de yani bitcoin dominansı %48'e gelir. Ondan sonra altkuy bu sefer bitcoin yatağa gitmeye başlar Altcoin'ler çıkar. Ee, dominans böyle bir oyun görebiliriz. Ancak bunu söyleme sebebim şu bakın dominans tiplerde eğer siz altcoin yatırımcısıysanız daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bitcoin dominansın yukarı yönü çıkması demek e, gerçekten sizin yumruk yemeniz demek. Bundan bahsetmek istiyorum ve bu da gerçekten korkutucu bir şey lütfen dikkatli olun diyorum. Bitcoin hakkında söyledik. Bitcoin'de bir de Ethereum'a bakalım isterseniz. etarım da olur. Ethereum'da da RSI'yi dün kırmıştık. Ben buna şahsi hesabımda short açtım. Bitcoin'den açmadım. Çünkü Bitcoin'de zaten shortumuz vardı Bitcoin'de. dediğim şekilde hani yüksek oranda karı vardı zaten onun. kendim açtım. Buradan da güzel bir kar aldım yani doğruyu söylemek gerekirse bunun da aşağı ineceğini düşünüyorum. Özellikle Merge Mer dedim, yani dönüşüm olayı var bunun 2.0 güncellemesi alacak biliyorsunuz. 2.0 güncellemesini aldıktan sonra ben pat diye düşecek anlatayım. Çünkü bence çok ciddi anlamda haberi satın aldılar. ve baktığınız zaman aslında hani klasik bir söylem vardır ya hani o zamana kadar al haber gelince sat diye. Burada da bunu Düşünüyorum ben yani ben böyle olacağını düşünüyorum bazı insanlar böyle düşünmeyebilir bana saygı duymak düşer sadece başka bir şey diyemem onların şahsi düşüncesidir ama ben böyle düşünüyorum şu anda da baktığım zaman 12 bin dolara doğru düşeceğimizi zaten daha doğrusu düşeceğimizi düşündüm zaten söylemiştim. E, elit dalgalanmasına bakalım bir de isterseniz. Elit dalgalanması da 12 bin doları işaret ediyor bu arada. E, 12 bin dolara geldikten sonra e, buradan hızlı şekilde toparlanacağımızı e, bize elit söylüyor. En azından 50 bin dolarlara kadar hızlı bir toparlanmanın geleceğini bize söylüyor. E, 12 bin doları düşünce burada hangi coinleri alacağımı da sizlere tekrardan ileteceğim. Ancak şu an düşmediğimiz için birazcık daha konuşmanın erken olduğu kanaatindeyim. Ee, ana dikkat etmeniz gereken yer bence şu altımızdan gelen destek. Bakın şurada dikkat edin. Şu altımızdan gelen destek oranın da seviyesini verdim. Bir daha vereyim 20.875. Eğer buranın altında mum kapanışı yaparsak biz bitcoin'de arkadaşlar ciddi bir düşüşün geldiğini göreceğiz. Yani %8'den ziyade 21 binler 12 binlere kadar düşen bir bitcoin göreceğiz. E, ben Benim şahsi düşüncelerim bunlar. Lütfen dikkatli olun. Stop mutlaka koyun. Dediğim şekilde sert hareketler bizleri bekliyor olabilir. Özellikle altcoin yatırımcısıysanız sizlerin daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü dominans da bu süreçte düşmüştü. Dominansın çıkması demek bir de bitcoin de düşecekse e, emin olun altcoinlerde tek mumda belki de %15'lik -20 20'lik düşüşler göreceğiz. E, bunun için sizlere uyarıyorum. Bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Video'mu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.